Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, bugün vatandaşlara Euro'nun 11 lira olmasını soracağız. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında Euro ve Dolar yükselişe geçti. Vatandaş bu duruma ne diyecek derseniz videomuza geçelim. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Efendim, size sorabilir miyiz? Euro 11 TL oldu. Ne düşünüyorsunuz? Niye böyle oldu sizce? Faiz indirimi yaptı Merkez Bankası, dolar ve euro yine fırladı. Ya sanki dolarla maaş alıyormuşuz gibi. Evet. Doların etkisi çok oluyor tabi yani. Mesela dolarla maaş alsak bizi etkiler miydi? Dolarla maaş alsak da bizi etkiler. Niye diyeceksin? Niye abi? Adamlar mesela maaşımıza zam yapıyorlar. Asgari ücrete zam alıyoruz. Evet. 50 lira, 100 lira. Markete gidiyoruz. 3 gün önce aldığımız makarnanın fiyatını aynı fiyata alamıyoruz. 3 gün önce aldığımız yağın fiyatını aynı fiyata alamıyoruz. Yani sanki dolarla maaş alıyormuşuz gibi, dolar yükselince Türk parasıyla alışveriş yaptığımız şeylerin parası da yükseliyor. Demek istediğimi anladın mı? Yani bunun bize bu konuda zararı var. Bu neden acaba? Ödemeyi dolarla yapıyor olabilir miyiz? Ya işte o zaman madem dolar yükselince, benzin yükseliyorsa, dolar yükselince makarnanın yağın fiyatı yükseliyorsa maaşlarını da dolar alalım o zaman. Doğru değil mi? Yani Türkiye'de yaşıyorsak TL, bizim paramız niye yükselmiyor? Evet. Bizim paramız yükselsin o zaman. Doğru. Dolara 10 lira zam geldi mi, aynı gün bizim maaşımıza 10 lira zam gelsin o zaman. Doğru mu? Onun için Türkiye'de yaşamak güzel. Cennet gibi memleketimiz var. Her şey çok güzel. Yalnız işte bu düzensiz sistem bizi yoruyor. Aynen. Düzeltebilirler mi? Ya düzeltebilirler tabii ki. Ama Erdoğan yapabilir mi bunu? Tabii, Sayın Cumhurbaşkanımız, reisimiz bunu tabii ki düzenleyebilir. Fakat düşündüğümüzde, mesela emekli sayısını düşündüğümüzde, emekli maaşları her ay düzenli bir emekli maaşı bütçemizden çıkıyor. Yani hazineden para çıkıyor mesela. Yani şimdi bunu düzenlemek de zor. Ama onu düzenleme iddiasıyla oraya geliyorlar. Tamam, mutlaka bunun için geliyorlar. Yani başarısız mı sizce Erdoğan? Ya ben başarısız olduğunu düşünmüyorum. Sadece sistemde bir yanlışlık var diyorum. Sistemin başında o var, isterse düzeltebilir. Tamam, işte onun da gücü o kadar yetiyor. Şimdi mesela geçenlerde bir pandemi olayında para dağıtımı yapıldı. Evet. Ya bizim ülkemizde 70-80 milyon diyoruz da bence daha çok insan var. Evet. Şimdi bu kadar insana hazineden bu kadar para çıktığı zaman enflasyonumuzun durumu ne olacak? Para muhtemelen hazineden çıkmadı çünkü IBAN verdi Cumhurbaşkanı, vatandaştan topladığını fakir vatandaşa geri dağıttı. Anladım. Sistem diyorsun. Hazinede para olsa vatandaştan istemezdi diye düşünüyorum. Anladım. Diyorsun, sen diyorsun ki zenginden alıyoruz, fakire dağıtıyoruz. Öyle bir şey yapmadım. Hazinedeki para hazinede kalıyor diyorsun. Evet. Hazinede olsa zaten istemezdi. Yanlış mıyım? Tabii ki öyle. Ya bu durumlar işte bence sadece Cumhurbaşkanımıza yüklememek lazım ya. Yani bu sistemi tek başına yönetiyor gibi görünüyor ama bence yine tek başına yönetmiyor. Kim var mesela? Başka kim sorumludur bu durumdan? Ya muhalefet diye gördüğümüz kişiler bence bunun sorumlusu olabilir. Söz hakkı var mı onların? Ya da etkisi var mı? Nasıl senin benim söz hakkım varsa şu an onların da olmalı tabii ki. Bizim söz hakkımız var mı gerçekten? Tabii ki var. Mesela ne dediğimizde oluyor? Ya mesela şöyle bir etrafına bak bakalım. Bu düzene karşı gelmediğimiz sürece mutlu insanlarız. Tamam, senin az önce dediğin gibi sistem bozuk dedim yani mesela az önce. Sistem bozuk dediğim olay işte tam olarak bu zaten. Yani konuşma hakkımız var gibi ama yok. Bak mesela biz şu an konuşuyoruz. Çizgiyi bir aşalım bakalım ne oluyor. Aşamıyorsun işte. Doğru mu? Çizgiyi aşamıyorsun. Ne sen ne ben, ne karşımızdaki adamlar. Bak, sessiz kalan insanlar mutlu yaşıyorlar. Şimdi şurada çıkalım. 3 kelime muhalefet olalım. Evet. Tamam mı? Buradan reise 3 tane kelime, yanlış bir kelime kullanalım. Bittin. Yani burada özgür olduğumuz ülkede aslında özgür değiliz. Anlatabildim mi? Yani senin dediğin gibi bu sistemi düzeltecek olan kişi tabii ki reis. Ama bence reisin üstünde Türkiye'de olmayan başka güçler var. Ben bundan bahsediyorum. Yani bu muhalefet dediğim insanlar CHP'den, MHP'den falan bahsetmiyorum. Evet. Bence Cumhurbaşkanımızın üstünde yönettiği ve onu da yöneten insanlar var. Daha güçlü insanlar var. Yani nasıl şimdi senin bir üstün varsa Cumhurbaşkanı'nın da bir üstü var. Ama bunu şimdi biz bilemeyiz ki. Yani, ama işte kimi kesimde diyor ki Cumhurbaşkanımız dünya lideri diyor. Amerika'ya baş kaldırıyor, Avrupa'ya baş kaldırıyor. Şimdi onların açısından baktığımız zaman en güçlü cumhurbaşkanı gibi. O zaman da sizin söylediğinizin tersi çıkıyor. Tamam, o zaman olaya şöyle açıklık getirelim. Mesela ben şimdi burada bir kelime konuşuyorum. Benim güvendiğim biri olmazsa ben bu kelimeyi konuşamam. Doğru mu? Şimdi senin de aynı şekilde. Yani bunu dolayısıyla
kim olursa olsun şu an bu yaşadığımız evrende kim olursa olsun ben kralım ben güçlüyüm diyen herhangi kim olursa olsun mutlaka onun bir üstü var. Dolayısıyla ben tamam dediğiniz gibi tabii ki bu sistemi Cumhurbaşkanımız düzeltecek, reis düzeltecek. Ama ve lakin onun da üstü olduğunu düşünecek olursak bizim de bir şeyler yapmamız lazım ya. Bence bizim de halk olarak bir şeyler yapmamız lazım. Yapabileceğimiz nedir mesela? Siz ne düşünüyorsunuz? Ne tavsiye ediyorsunuz? Bence bu ülkemizdeki insanlar özentiyi bırakmalı. Öncelikle. Nedir mesela? Ayağımızı yorganımıza göre atmalıyız. Mesela ben kuaförüm. Aylık gelirim 8.000 TL. Ben bu 8.000'in üstüne çıkarsam bankalarla çakışırım. Devletle çakışırım. Vergimi ödemezsem devletle çakışırım. Doğru mu? Ben düzgün vatandaş olduğum sürece bu ülke cennet. Hiç kimse bize gelip bir şey demez. Polis de karışmaz, jandarma da karışmaz, devlet de karışmaz. Doğru mu? Ben vergisini ödeyen düzgün bir vatandaş olursam bu hayatta bu ülkede düzgün, özgür yaşarım. Ama ne zaman muhalefet olursam, baş kaldırmaya kalkarsam, baş kaldıranı. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela siz düzenli verginizi ödüyorsunuz. Kimilerine de vergi muafiyeti getiriyorlar. Mesela adam vergi borcunu yıllarca ödemiyor. Borç affı getiriyorlar. Sen yıllarca dürüst bir vatandaş olarak ödemişsin. Öbürü ödememiş, bir de ödüllendirilmiş. Vergisi affedilmiş, cezası affedilmiş. Evet. O zaman sana ayıp değil mi? Sana yazık değil mi? Sen öder misin bundan sonra vergini düzenli tamam. bir şekilde? İşte şu anda memleketimizdeki bu sistem bozukluğu, bu sistemsizlik bizi kötüye itiyor işte reis. Yani şimdi bu konuları nereden tutarsan tut, sonu sisteme geliyor. Bozuk olan sistemin bozukluğuna geliyor yani. Bir taraftan yani, güzel giderken bir taraftan bozuk gidiyor dediğin gibi. Ki bunun aslında bir dış aktörler neden oluyor. Evet. Erdoğan düzeltmek istese de ona müdahale eden dışarıdaki güçler var. Tabii ki dışarıda başka güçler var. Evet. Yani sizin baş kaldığınız Amerika, baş kaldırdığın Rusya, baş kaldırdığın Çin. Evet. Abi her şey bir düğmenin ucunda ya. Bir düğmenin ucunda sen kim olursan ol. Bastı mı bittin. Evet. Adamların oturduğu yerden dünyayı yönetiyorlar adamlar. Bir yerde şey gibi mi görünüyor? Erdoğan onların maşası gibi mi oluyor? Doğru mu anlıyorum? Ya şöyle maşası diyerek küçümsemeyelim de. Ama şöyle düşünelim. Mesela Türkiye'de AK Parti, MHP, CHP devlet başkanlarının bir dostluğu var. Bu sistemi bu şekilde yürütüyorlar. Bakın hangi ülkede gördün ki bir başka muhalefet çıkacak ekrana? Cumhurbaşkanına hakaretlerde bulunacak. Ya bunların hepsi. Ya mesela Cumhurbaşkanına hakaretlerde bulunuyorlar. Muhalefet mi? Muhalefet olan partilerden bahsediyorum. Hakaret şimdi, biraz şey olur. Hakaret bari cümleler kuruyorlar ama. Anladın mı? Şarlatan diyor, memle diyor. Şimdi sen... Şarlatanı bizzat Cumhurbaşkanı kendi söylüyor. Tamam kendisi de söylüyor. İşte yani demek istediğim olayı anla bak. Burada yani şimdi o birine güvenerek konuşuyor. Eğer Cumhurbaşkanı buna izin vermezse bunu söyleyemezler. Şimdi sen ben burada şimdi iki kelime söylesem ben alırlar değil mi? Onu niye almıyorlar? Dokunulmazlık vermişler. Neden? Sistemin bu şekilde yürümesi gerekiyor. Çünkü bir kargamaşa olması lazım çünkü ortalıkta. Anlatabildim mi? Yani Cumhurbaşkanımızın da yanında bizim bilmediğimiz başka güçler var. Bu ülke sadece Cumhurbaşkanımızın yönetimiyle olmuyor. Anlatabildim mi? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı. Arkadaşlar Euro 11 oldu ne diyorsunuz? Allah belanı versin. Abi İstanbul'a bir gittik anamız ağladı ya. Nereden geçsek para? Nereden geçsek para? Olan kredileri de kullandık. Kredi olmasa da herhalde biz yanmıştık. Haberin yok muydu yolların paralı olduğundan? Yolları da bizden yaptırdılar değil mi? Neyse baba. Peki abi eyvallah sağ olasın. Efendim merhabalar. Euro 11 lira oldu ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Mükemmel. Size sorabilir miyiz? Euro 11 lira oldu ne düşünüyorsunuz? Yani bundan memnun olsunlar belki daha da artabilir yani. Kaça kadar çıkmasını bekliyorsunuz? Ya 13'e falan da çıkabilir. Yıl sonuna kadar görür mü? Çünkü yıl sonuna kadar görmez ama bu şeylerde görebilir. Neydi o? Asgari ücret zammından sonra görebilir. Şimdi bir önden bir zam yapıyorlar. Sonra tekrar bir daha hani bir anda insanları korkutmamak için. Yani parça parça yapıyorlar. Nasıl olacak peki? Vatandaş bu durumun altında eziliyor diyorlar. Doğru mu? Var mı böyle bir gerçeklik? Yani biz uzun süreden beri eziliyoruz zaten. Hani zaten yetmiyor ekonomi kötü. Yani Allah yardımcısı olsun herkesin. Yükselirse biraz daha tabii ki zor şartlar bekliyor. İş sıkıntısı olur. İşçi çıkartmaları olur. Yani alım gücü düşer mi bu fiyatların artmasıyla? Yani doların, euronun artmasıyla alım gücü düşer mi sizce?
Yani düşebilir. Gıda fiyatlarını etkiler mi? Benzin fiyatlarını etkiler mi? Her şey etkiler. Hemen hemen zaten yurt dışına satıldığı için artık orayla bağlantılıyız yani. Otomatikmen o yaptığı sürece de her şeye zam geliyor. Adam işçi parasını çıkartmak, şeyi çıkartmak adına, sirkülasyon adına zaten yapacak yani. Herhangi bir zam olması yeterli bizim için. Yönetenler ısrarla mesela faiz indirimine gidilmesini istiyorlar. Yani faiz indirimi doları yükseltiyor. Ama ülkeyi yönetenler diğer yandan diyor ki vatandaş halinden memnun. Hayır, değil tabii ki. Yani zaten gerçek yansıtılmıyor kesinlikle. Bir de zaten konuşma özgürlüğü asla yok. Bununla ilgili zaten bir şey söylense insanlar artık korkudan aman bize bulaşmasın artık. Ne halleri varsa görsün hesabı. Kesinlikle yani, kesinlikle. İktidar değişse bu durumlar düzelir mi? Biraz zor düzelir. Çünkü bu iktidarın biraz yani bıraktığını toparlamak çok zor. Gelecek olan çok uğraşacak. Peki, Erdoğan düzeltebilir mi? Zaten o mahvetti. Nereye düzeltecek yani? Yani tamam karış karış satmaktan, gözünü para bürümekten zaten şey olmadı. Neydi o? Doymadı yani. Ama inşallah bir de şöyle bir şey var. Hani gelecek olan ilk önce bir ayağa kaldırması çok zor olacak. Onu çok şeyler bekleyecek. Tabii gelecek olan kimse gelir mi de o da meçhul yani pek gideceği de benzemiyor istemesek de. Ama inşallah yani giderse de çok memnun olacağız ama çok zor kalkacak altından. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. İyi günler. Efendim euro 11 lira oldu. Konuşmak ister misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Ne konuşayım ya? Etkiler mi vatandaşı? Etkilemez olur mu bu vatandaşı yani? Nasıl olacak abi? Vallahi ekonomi işimiz zor ya, bilmiyorum. Düzeltemez mi Erdoğan? Erdoğan hayır, bitti o. Ne yapacağız? Değiştireceğiz. Gidene kadar daha mı kötüye gidecek? Yani zannediyorum. Bugün Merkez Bankası 200 baz puan indirdi. O da direkt doları euroyu etkiledi, fırladılar. Dolar 9.5'u gördü, euro 11'e çıktı. Bu vatandaşın alım gücünü etkiler mi? Etkilemez mi kardeşim ya? Çok zor yani işimiz. Ama ülkeyi yönetenler vatandaşın halinden memnun diyor. Onlara bakma sen. Onlar kendi dünyasında yaşıyorlar. Evet. Hatta AKP'li bir tane yetkili Avrupa, Almanya'da diyor benzin uçtu diyor. Halbuki evet. Türkiye'de iki katına çıkmış. Tabii tabii onlara göre öyle ya. Onlar hayal dünyasında yaşıyorlar. Vatandaşı bilmiyorlar. Umursamıyorlar. Evet. Teşekkürler. Peki, kim değiştirir sizce? Var mı aklınızda bir şu gelse düzeltir yani, dediğiniz biri var mı? Kim gelirse gelsin kardeş. Bu gitsin de kim gelirse gelsin. Herhangi biri olur evet, diyorsun. Evet. Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun.